Şimdi eli silahlı bir saldırgan tatlı civası ve tatlı ustasına kurşun yağdırdı. Ancak her şey orada bitmedi. Garson, yani tatlıcının yanında çalışan garson elinde merdaneyle o saldırganı bakın nasıl kovaladı. Konya'daki görüntüler geliyor ekrana. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen silahlı saldırgan tatlıcıda kurşun yağdırdı. Garson eli tabancalı saldırganı merdane ile kovaladı. Kar maskeli iki saldırgan koşarak geldi Selçuklu mahallesindeki tatlıcıya. Biri dışarıda gözcülük yaparken diğeri doğru tatlıların yapıldığı tezgaha yöneldi. Silahını çekti ve o sırada yufka açan Mustafa Kemal Erhoylu'ya ateş etmeye başladı. Erhoylu eli silahlı saldırganı görür görmez hedefin kendisi olduğunu anladı ve kaçmaya çalıştı. Tezgahların arkasına gizlendi ama yine de kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı. Tatlıcının garsonuysa onun tezgahtaki merdanesini kaptığı gibi eli tabancalı saldırganın peşine düştü. Ama o ve arkadaşları dışarıya çıktıklarında saldırganlar çoktan ortadan kaybolmuştu. Hemen karnından yaralanan Erhoylu'nun yardımına koştular. Hastaneye yetiştirdikleri Erhoylu'nun hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Polis ise şimdi görüntülerdeki bu iki saldırganı arıyor. Vallahi o garson da iki maaş ikramiyeyi hak etmiş. Hak edene vereceksin.